Benimle evlenir misin? Ne? Nasıl yani? Duydun işte. Benimle evlenir misin? Evlenmek mi? Biz mi? Evet. Yani hayır. Sadece bir anlaşma. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bak. Bu bir evlilik teklifi değil. İş teklifi. 6 ay boyunca benimle evliymiş gibi davranacaksın. Karşılığında da istediğin ücreti alacaksın. Yani bir yalan daha öyle mi? Neden peki? Bu seni hiç ilgilendirmez. Sen sadece işini yapacaksın. Karşılığında paranı alacaksın. Cevabını bekliyorum. Evet mi? Hayır mı? Tabii ki hayır. Karşına hayatım boyunca bulamayacağım bir fırsat çıktı. Senin o fırsat dediğin benim için iğrenç bir oyun. Korkunç bir yalan. Buna cevabım sonsuza dek hayır olacak. Hayır. Bence sen yarına kadar bir düşün. Cevabını bekliyorum. Paranla her şeyi satın alabileceğini sanıyorsun değil mi? Ama çok yanılıyorsun. Genel nerede? Genel'deydi anne. Şimdi bu saatte? Kız almadın değil mi Genel'i? Çık. Anne dur çık şuradan. Kız sen ne işler çeviriyorsun ha? Kimdi o adam? Neden kaç gündür kapımızda dolanıyor bu adam? Anne dur sanma gibi de. Neymiş ha? Neymiş? Sen el alemin adamlarıyla fingirdeş ama Yener'e yüz verme. Anne ne oluyor orada? Yapıyorsun ya? Kız çekil ayağımın altında seni de almayayım. Cevap ver. Biz burada canımızın derdindeyiz. Sen neyin peşindesin ha? Anne. Sevim. Seni babam bile elimden kurtaramaz. Bu evde ben ne dersem olacak. Yener'le evleneceksin anne, tamam mı? Anne bırak. Sana birinden şey sağlamaz saçak mı? Ne koruyorsun kız onu? Hastaneden mi? Salim Kaya, borcu 127.000. Bu nasıl olur? İçin iğrenç bir oyun. Korkunç bir yalan. Buna cevabım sonsuza dek hayır olacak. Hayır.
İyi oynuyor. Dediğim sözleşmeyi hazırladın mı? Tamam. Sabah erkenden masamda istiyorum. Ödenir bu para. Abla. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Abla, annemin sinirleri yatıştı. Hadi gel. Babam da seni sorup duruyor. Birazdan misafir gelecek. Yatarak mı karşılayacaksın? Hadi kalk. Kalk. Sevim yavaş. Otur. Dediklerimi düşün Salim. Kızını düşün. Bir eli yağda, bir eli balda. Yediği önünde, yemediği arkasında olacak. Daha ne istiyorsun Salim? Baba, sen niye kalktın? Misafir gelecek, misafir. Geldim. Haklısın, götür. Ben Yener'le evlenmem baba. Ölürüm yine de evlenmem. Geç oğlum. Hayırlı akşamlar. Öpeyim Salim amcığım. Zehra, bunları sana. Kızım alsana. Heyecanlandın mı yoksa? Genç kız. Olacak tabii. Hadi sen Salim amcanla otur. Ben kahveye yardım edeyim. Kız, gözün kör olmasın senin de mi? Katır inadı var sende, katır. O ne kız? ₺127.000 mı? Hastane parası mı? Nasıl ödenecek bu para, nasıl? Öderim. Çalışıp öderim ama bunun için asla biriyle evlenmem ben. Artık senden çıktı. Duydun mu? Baban da razı. Hoş, olmasa ne olacak? Bu borcun altından nasıl kalkarsın? İkinizin de eli mahkum. Babam istemediğimi biliyor anne. Hayatta vermez. Vermeyecek de ne yapacak? Bir buç adımız kaldı. Onu da mı alsınlar elimizden? Allah yarattı demem. Evet, kahveler de geldi. Sağ ol güzel kız. Ne
Şimdi Salim amcacığım, geliş sebebimi biliyorsun. Annem rahmetli oldu tabii, onun için böyle tek başına oldu. Ama neyse, lafı uzatmayalım. Allah'ın emri, peygamberin kavriyle Zehra'yı kendime istiyorum. Siz de uygun görürseniz. Bu işler aceleye gelmez. Biz düşünelim, ölçüp biçelim. Kaç gün sonra kararımızı sana bildiririz. Ne düşünmesi Salim? Kararımızı verdik ya. Önce bir kızımızla konuşalım. Sonra kararımızı bildiririz. Ama Salim amcacığım, bu işler aceleye gelmez. İyi. Madem öyle diyorsunuz, bana müsaade. Babacığım. Yener, oğlum dur. Söz verdin Sevim abla, kızın gönlü var dedin. Bu iş olacak diye söz vermiştin. Olacak oğlum. Aslında Zehra da istiyor. Ama kız işte naz yapıyor. Benim tahammülüm kalmadı. Ne o, geçen öyle, bugün böyle. Sana yarına kadar süre. Bu iş ya yarın olacak ya da... Ne yarın oğlum? Oldu bil. Takma kafanı. İnşallah öyle olur. Yoksa kafasına takacak kişi ben olmam. Merak etme. Bu iş bu gece bitecek. Ne dedim sana Salim? Küstürme çocuğu demedim mi? Al işte, gitti gül gibi kısmet. Küstürecek ne dedim Sevim? Kararımızı bildiririz dedim. Biraz beklesin, acelesi ne? Beklemez Salim, beklemez. Ver şu telefonu. Ver. Al, ara. Düşündük, taşındık, kararımızı verdik de. Yarın gelsin yüzükleri taksın. Ya anne ne diyorsun sen? İstemiyorum diyorum, anlamıyor musun? Ya niye uzatıyorsun bu kadar? Aman iyi. Altınlarınızı, dolarlarınızı bozdurup ödersiniz artık hastane parasını. Allah büyük Sevim. Bir ayaklanayım, çalışıp onu da hallederim. Ödeyeceksin ha? Bak bakalım, halledebilecek misin, halledemeyecek misin? Ne o kızım? Fatura mı? Fatura. Hastane faturası. Anne. Yok Salim. Başka yolu yok. Bu borç harç içinde yakında kapının önüne koyarlar bizi. Ben bir yolunu bulacağım baba. Bütün borçlarımızı ödeyeceğim. Sen ferah tut içini. Demek evlenmeyeceksin. Anasını, babasını, kardeşini düşünmeyeni ben hiç düşünmem. Anne! Doğru kapının önüne. Sevin! Sevin bırak! Hele sen hiç karışma. Madem paranız çok, madem altınlarınız Sevim, var, ah, borçları ödeyemem. Ne yapıyorsun? Gidin bakalım, hanginiz para getiriyor bu eve? Hanginiz? Anne! Dur! Bir halkmış gibi bir de yeneri beğenmiyorlar. Yürü! Babam! Yürü! Anne dur! Baba! Babacığım! Anne babam çok kötü, ne yapıyorsun? Bana ne? Bana ne? Siz kendinizi düşünmüyorsanız ben sizi hiç düşünmem. Bir daha asla bu kapıdan içeri giremeyeceksiniz. Şimdi defolup gidin hadi. Anne yalvarırım. Anne! Yürü kız içeri sen de. Anne zaten hasta. Dur! Bırak içeri girelim. Yener'le evlenmeyi kabul ettiğini söylemeden bu ev haram sana. Hem sana hem de sevgili babacığına. Anne. Yürü kız içeri. Yürü. Anne dur. Anne dur. Anne aç kapıyı. Anne aç kapıyı. Anne. Anne aç kapıyı. Ya aklın başında anne. Senin. Dışarıda mı bırakacaksın babamı? Bırak. Anne aç kapıyı. Bal gibi de bırak. Sen karışma bu işlere. Baba. Babacığım. Babacığım. Baba. Anne aç kapıyı. Babam iyi değil anne. Anne ne olur içeri al onu. Anne yalvarırım aç.
Anahtarları annem aldı. Anne kurban olayım, aç kapıyı. Ya dayanamaz babam, ne olursun. Bak söz ben girmeyeceğim içeri. Ya Allah aşkına anne. Sürtsün burnunuz da azıcık aklınız başınıza gelsin. 127 binmiş. Bırakın 127 bini. Hayatınızda 7000 gördünüz mü acaba? Ya anne ne olur aç şu kapıyı ya. İnsan kızıyla kocasına bunu yapar mı? Ya onların bana yaptıkları ne olacak? Baba kız yıllardır bana çektirdikleri yetmedi mi? Hem sen bu işe karışma. Kızım. Baba. 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 Hadi babacığım. Birazdan açar kapıyı. Biraz dayan babacığım. Canım babam benim. Aşkım, niye ayaktasın? Uzansana. Aşkım gerçekten hasta değilim ki. Numaraydı. Ha neyse ki öyleydi. Ama bir an için çok korkuttun beni. Sana bir şey olmasına dayanamam. Sen Ömer'i mi bekliyorsun? Ya evet. Nereye gitti acaba? Meraktan çatlayacağım. Oyunun işe yaradıysa Zehra'nın yanındadır. İnşallah aşkım ya. İnşallah öyledir. Abim geldi, beni ayakta görmesin. Yağmur da başladı. Yasemin, yağmur da başladı hadi. Yok abla, unutuyor. Peygamber demiyor ya. Anahtar da koynunda, alamıyorum ki. Ya babam çok kötü, Yasemin kalamaz burada. Birazcık daha dayanın abla. Vazgeçip açar kapıyı belki. Dur battaniyeyi vereyim ben. Ne oluyor burada? Yasemin! Ne atlar çeviriyorsun sen? Arkamdan iş çevirebileceğinizi mi zannettiniz? Ya anne yalvarırım, insaf et. Babam ıslanıyor. Tamam beni alma ama onu al. Alırım kızım. Alırım. Sırf babanı değil seni de alırım. Tabii Yener'le evlenmeyi kabul ettiğini söylersen. Ya istemiyorum. Neden anlamıyorsun ya, olmaz. Peki madem öyle geceyi dışarıda geçirin de görün gününüzü. Anne ne yapıyorsun? Babam çok kötü, insaf ya. Sen karışma kız. Kırmayayım bacaklarını. İçeri gelsin. Konuşmak istiyorum. Tamam. Ayşe uyudu mu? Yok, uyumadı. Nasıl oldu merak ettim. Gelsene. Ya sen ne tembel bir insan oldun. Geliyorum gidiyorum hep yataktasın. Kendimi yorgun hissediyorum abi.
Sen ne yaptın? Toplantıda mıydın? Toplantı? Yoksa Zehra ile miydin? Canım ben bu gece çok önemli bir karar verdim. Abi yoksa düşündüğüm şeyi mi yaptın? Öğrenmek için yarına kadar bekleyeceksin. Hadi şimdi iyi geceler. Şu battaniyeyi. Baban ıslanmasın. Üstüne sarayacağım. Yasemin! Yasemin! Anne hiç mi için sızlamıyor senin ya? Sızlamıyor. Çeksinler cezalarını baba kız. Bana bak. Sen de yardım edersen gözümün nuru demem. Yakarım canım. Neden anne? Neden yapıyorsun bunu bize, neden? Ne istiyorsun dedim, niye kapıma geldin? Benimle evlenir misin? O zengin avcısı haddini bilmez de evlenmek. Ayşe için, kardeşim için katlanmak zorundayım. Yüzlerini yedi beni. Canımızı alacak değiller ya. Öderim bir şekilde. Bak, karşına hayatım boyunca bulamayacağım bir fırsat çıktı. Asla. Asla olmaz. Baba! Babacığım! Baba! Yasemin! Yasemin, babam fenalaştı! Açıl Yasemin! Yasemin! Babam fenalaştı! Bağır, bağır! Umurumda değil! Çabuk ambulans çağır, çabuk! Çabuk! Anne, konuşun sesini. Ne var kız? Niye ciyak diyorsun? Babam fenalaşmış. Beter, beter. Allah'ım, neyle sınıyorsun bizi? Ne olur yardım et, ne olur babama bir şey olmasın. Dayan babacığım. Hadi Yasemin! Baba. Babacığım. Aşkım. Ne oldu? Neyin var? İyi misin? İyiyim. İyiyim de abime takıldı kafam. Önemli bir karar aldım dedi. Zehra ile ilgili olsa söylerdi değil mi? Belki önce Zehra'ya sorması gerekiyordur. Tabii ya. Çok haklısın. Ya kesin Zehra'ya evlenme teklifi edecek. Aşkım, abinin evlenmesini çok istediğini biliyorum ama... Evet Nihat, istiyorum. Çok istiyorum. Ama Zehra ile evlenmesini daha çok istiyorum. Ya çünkü o çok iyi bir insan.
Bence bu kadar şartlama kendini. Yani bu işler aceleye gelmez. Biraz oluruna bıraksan. Nihat'cığım. Abim hayatında ilk defa bir kız bizimle tanıştırdı. Ya o gönül işlerine o kadar uzak ki. Bence ne yapması gerektiğini bilmiyor. Ya o duygularını böyle kolay kolay ifade edebilen bir insan değil. Ve bizim bu konuda ona destek olmamız gerekiyor. Sırf bu yüzden sevdiği kız kaybetsin istemiyorum ben. Haklısın bebeğim. Gel. Hayırdır kız? Anne, sen benim ne dediğimi duymadın mı ya? Babam fenalaşmış, hastaneye gidiyoruz. Oyundur o oyun. Eve girmek için numara yapıyorlar. Ama hiç heveslenmesinler. Anne, ambulans geldi. Bir de ambulans mı çağırdınız? Ya anne, aç şu kapıyı hadi ya. Hastane parası yetmiyormuş gibi bir de ambulans. Kim ödeyecek bunca parayı, kim? Baba. Yasemin. Sen nereye kız? Yasemin sen annemle kal. Ya ben de ablamla gidecektim. Sevgili kızı yeter ol. Hem bir şey yoktur o. Numara yap. Gir kız içeri. Gir. Şu telefonu. Hadi kız, sen de aramayı bırak da yat artık. Of, anne gerçekten sana inanamıyorum ya. Boşu boşuna para harcayacaklar. Hastane faturasını bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Kendi o kadar eder mi acaba? Gavur parasıyla 5 kuruş etmez, 5! Doktor bey, babam nasıl? Çok geç kalmışsınız. Ne demek bu? Yara mikrop kapmış. Enfeksiyon neredeyse bütün vücudunu sarmış. Acilen ameliyat edilmesi gerekiyor. Olur, hemen yapalım ameliyat. Tamam, ameliyat için gerekli olan 60.000 lirayı yatırın. Hemen sıraya koyalım. 60.000 mi? Nerede Ayşe? Ben de baktım ama çıkmış. Bir planı var herhalde. Var tabii. Bugün Dubai'ye gidiyoruz, unuttun mu? Ay sahi, bugündü değil mi? Ben de unutmuşum. Hayret, bize veda etmeden gitmezdi ama. Rahatsız etmek istememiştir. Yola çıkmadan arar, merak etmeyin. Ya ama bana başka bir planım var demişti. Neyse. Ben yavaştan gideyim, size afiyet olsun. Teyze, bana ihale için şans dile. İyi şanslar yavrum, Allah yardımcınız olsun. Bir hafta mı kalacaksınız? Sayılır, 6 gün. Bakalım, Dubai'de Hilmi Yılmaz'la kapışacağız. Ömer için çok önemli. Neyse, hadi size afiyet olsun, görüşürüz. Buyurun. Ben Salim Kaya'nın kızıyım. Vaktiniz varsa bir şey konuşacaktım. Buyurun, dinliyorum. Doktor bey, biz
Yani ben ameliyat için gerekli olan parayı şu an bulabilecek durumda değilim. Bu konuyu benimle değil, hastane yönetmeniyle görüşmeniz gerekiyor. Ama parayı yatırmadan ameliyata izin vereceklerini de hiç sanmıyorum. Babanızın sosyal güvencesinde olmaması da çok kötü. Ben 60 bin lirayı hemen nereden bulabilirim? Vallahi ne yapıp ne edin bulun. Yoksa babanıza müdahale etmem mümkün değil. Anne, ablam aradı şimdi. Ne olmuş, ölmüş mü baban? Yoğun bakımdaymış, ameliyat olacakmış. Ameliyat mı? İyi, ne yapayım, yas mı tutayım? Bak, geldiler bile. Bize utanmadan kapı çalıyor. Yener. Oğlum. Geçmiş olsun Sevim abla. Ne oldu, gece ambulans falan gelmiş. Salim amcayı götürmüşler. Ay, sorma be oğlum. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Tam seni arayacaktı. Adam fenalaştı. Beni mi arayacaktı? Oldu mu yani? Veriyor mu kızı? Verecek tabii oğlum. Senden iyi damat mı bulacak? İyi, o zaman ben hastaneye gideyim. Belki bir şeye ihtiyaç olur. Hem Zehra nerede, gelsin onu da götüreyim. Hastanede babasının yanında. Biz de tam çıkacaktık. Öyle mi? İyi, o zaman beraber gidelim. Gidelim hadi. Yasemin, hadi kızım, hastaneye gidiyoruz. Söylediğim maddeyi koydunuz mu? Evet efendim. Siz istediğiniz zaman 6 ay beklemeksizin evliliği tek taraflı bozabilirsiniz. Belgelerde tek eksik olan sizin imzalarınız. Tamam Akif Bey. Bugün bu imzalar atılacak. Bak sen, gene getirmiş sosyetik hastane. Paşa kızı ya, aşağısı kurtarmıyor. Anne. Ne? Ne anne? Yalan mı? Kim ödeyecek bu faturaları? Hangi faturalar Sevim abla? Ay sorma Yener oğlum, başımıza gel. Tamam hadi. Tamam yürü, yürü. Abla. Babam nasıl? Yoğun bakımda tutuyorlar. Ameliyat olması gerekiyormuş. Yoksa... Yoksa ne? Doktorlar çok ümitli konuşmuyor. Eyvallah olsun. Ocağımız başımıza inecek. Ben Salim olmadan ne yaparım? Geçmiş olsun Zehra. Sağ ol. Ben bir doktorla konuşayım. Bakayım. Gerek yok. Konuşsun kızım. Başımızda bir erkek olur. Git oğlum sen git. Ne demek gerek yok kızım? Sen hala burnunda kıl aldırmayayım mı? Burada kadın başımıza beş parasız ne yaparız biz? Hali dosyası bitti de belki bakmak istersin diye düşünüyorum. Sonra Alev.
Ama Ömer biliyorsun yani fazla zamanımız yok eğer... Sonra dedim Alev. Tamam, peki. O zaman dosyayı bırakıyorum buraya. Diyor ki... Korkutma beni. Salim amcanın hemen ameliyat olması gerekmiş. Eğer olmazsa hayati tehlikesi varmış. Ne bekliyorlar? Yapsınlar ameliyatı. Yapsınlar yapmasına da işte. Ameliyat için epey yüklü miktar bir para gerekiyor. Ne kadar? İşte 60.000 kadar. Ne? 60.000 mi? Ay, o kadar parayı nasıl bulacağım ben? Takdir ilahi, ne yapabiliriz ki? Üzülme Sevim abla, ben parayı bulurum. Salim amca iyi olsun, gerisi mühim değil. Doktor bey. Ödemeyi yaptınız mı? Hastanın fazla zamanı kalmadı. Sabah da söyledim. Bu kadar parayı bulmamız mümkün değil. Bunun başka bir yolu olmalı. Lütfen bize yardım edin. Bir yol gösterin. Çok üzgünüm ama yapabileceğim bir şey yok. Babamı ölüme mi terk edeceksiniz? Parası yok diye babamın ölmesine göz mü yumacaksınız? Nasıl yaparsınız bunu ya? Hiç mi vicdanınız yok? Ben kabul etsem bile yönetim kabul etmez. Bakın, babanızın yaşamasını istiyorsanız bulun o parayı. Her geçen saat aleyhinize işliyor. Ameliyat içinde en fazla birkaç saatiniz kaldı. Sen miydin Demir? Sen kimi bekliyorsun? Zehra'yı. Zehra mı? Sen hele o parayı öde. Bak Zehra kollarına nasıl atılacak. Ya gene hayır derse? Mümkün değil. O babasına çok düşkündür. Canını bile verir onun için. Senin babasını kurtardığını öğrenince... Ya Salim amca kurtulmazsa? Acele etmek lazım. Doğru söylüyorsun. Eğer ben parayı öder, Salim amcayı kurtarırsam, Zehra da... Tabii oğlum, tabii. Altı ay boyunca evliymiş gibi davranacak. Karşılığında da istediği parayı alacak. Sen çıldır mısın Ömer? Arkadaşın olarak böyle bir şey yapmana izin veremem. Bak tamam anlıyorum her şey Ayşe'nin iyiliği için. Başka bir yolu olmalı. Yoksa sadece kendini değil, Zehra'yı da, Ayşe'yi de... Başka yolu yok Demir. Peki ya 6 ay sonra ne olacak? İnsanlara nasıl açıklayacaksın bu durumu? Yeter ki Ayşe mutlu olsun. Onun mutluluğu için yapamayacağım hiçbir şey yok. Hem belki bu ona ilaç olur. Ya ortaya çıkarsa? Çıkmayacak. Yapmıyorlar anne. Parayı bulmadan ameliyat olmazmış. Hiç üzülme. Hallettim ben o işi. Nasıl hallettin? Yener getirecek parayı.
babanı kurtaracak. Sonra da... Anne sana inanamıyorum ya. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Babanı ölüme mi terk edelim? Bunu mu istiyorsun? Sen babamı dün gece ölüme terk ettin zaten. O yüzden şimdi hastanede. Hepsi bunun içindi değil mi? Bunun için babam neredeyse canından oluyor. Ona bir şey olursa katili sen olacaksın anne. Duydun mu? Babam ölürse katili sensin. Sen annenle nasıl konuşuyorsun böyle? Bir laf daha edersen sütümü helal etmem sana. O parayı Yener'den almayacağım. Asla. Nereye kız? Çabuk buraya gel, paralarım seni. Mecburum. Bunu babam için yapmaya mecburum. Seni vazgeçirmenin bir yolu yok, değil mi? Ya gelmezse? Gelecek. Eğer gelirse para için değil, Ayşe için gelecektir. O kız Ayşe'yi nereden biliyor? Ne kadarını söyledin ona Demir? Ne biliyor? Merak etme. Sırrını paylaşmadım. Daha önce olan şeyleri söyledim. Ayşe'nin kanser olduğunu, Amerika'da tedavi gördüm. Başka bir şey yok. Bu kadarı bile fazla. Onun da bilmeye hakkı var. Bütün bunları neden yaptığını anlamaya. Dalga mı geçiyorsun Demir? Bütün bunların sebebi o değil mi zaten? Şimdi bana izin verir misin? Sadece kabul ediyorum diyeceğim. Başka bir şey söylememe gerek yok. Ya vazgeçmişse? O zaman babam... Ben mecbur olmasaydım. Paranı alacaksın. Merak etme. Ama önce sözleşmeyi imzala. Sözleşme mi?